Efendim, Fenerbahçe Babacar Fatih Karagümrük maçını konuşmaya devam ediyoruz. Tabii maç bitti ama çok konuşulan, gündeme oturan bir pozisyon var. O pozisyonu değerlendiriyorduk biz de Erman Hoca ile beraber. Ve hani yahu kol doğal pozisyonda değil, acaba kural mı değişti falan bile dedik yani. Onu bile söyledik. Ama hocam sağından bak, solundan bak, uzaydan bak. Nedir bu pozisyon? Hocam pozisyon penaltı oğlu penaltı. Penaltı gibi penaltı değil. Peki. Penaltı oğlu penaltı. Ama soruyorum. Görmeyebilir mi bunu? Bu hakem o kolu görmeyebilir de. Bu Hüseyin Göçek o kolu nereye soktu? Bu Hüseyin Göçek. VAR'daki Hüseyin Göçek. O futbolcunun uzun kolunu nereye soktun? Hüseyin Göçek. Bana soktuğun yeri göstersen Allah aşkına. Hani minareye çalan kılıfı hazırlar da nereye soktun lan? Hangi kurala soktun diyor yani. Minarenin kılıfı da yok ya, öyle bir kılıf da yok ya. Hüseyin Göçek o kolu nereye soktun abi? Ya anlat bana Hüseyin Göçek. Hocam bak bir de... Dinliyorum seni. Bir şey söyleyeceğim sana. Ne var şurada hocam? Referee. Bak hocam bak. Ne var? O şey mi? Bak hocam burada. Evet FIFA. FIFA hocası. FIFA kokartlı. Ya arkadaş Hüseyin Göçek'e soruyorum Allah aşkına ya. O kocaman uzun kolu nereye soktun ki hakemi çağırmadın? Hani bir sebebi olması lazım. Diyebilirsin ki arkadaş adamın ayağından ya, geldi. Biz ayak hani, var mı diye 2 saat baktık yani. Acaba dedik, vücuttan mı geliyor? Veya başka bir görüntüm var Hüseyin Göçek. İnsan inanamıyor çünkü hani. Ya federasyon başkanı olsam arkadaş kesinlikle bu akşam 11'de birinden birinin işini bitiririm. Çok net söylüyorum. Bak federasyon başkanı bu 2 hakemden birini bitirmezsen yandın. Çok net söylüyorum sana bak, çok net. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu 2 hakemden birini dinleyip bitirmezsen hakemliğini sen yandın. Göreceksin. Yapmazsan yandın. Senin tabii hakkın ya. Seninle oynuyorlar. Senin koltuğunla oynuyorlar. Sana ne dedim ben? Bunları hep kayağa bindirip gönderiyorlar. Seni de gönderirler dedim. Oylamaya giriyordum başkan, hatırlıyor musun? Otelde. Röportaj yaptık oylamadan 10 dakika önce. Bunlar adamı kayağa bindirip gönderirler hocam. Başkan. İkisini de dinle. Birinden birini yolla. Yollarsan bu ülkede olaylar sakinleşir. Yollamazsan başına büyük çorap örersin. Sevgili başkan, tecrübeliyim. Beni dinle. Hiçbir şey olmaz. Süleyman Başkan'ın bir açıklaması var. Ona bakalım. Çok ağır. Evet. Çok ağır. Oldukça. Çok ağır. Oldukça. Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum demiş Süleyman Urma. Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı diyor Babacar Fatih Karagümrük Başkanı sevgili Süleyman Urma. Doğrusu hocam söylüyorum. Hal çaresini söylüyorum. Hocam bir iş nasıl olsun? Şimdi ben diyorum ki ya işte bu penaltı değil, bu penaltı. Hatta bazen diyoruz ki sen ver hocam, ben vermem. Sen vermem diyorsun. Ver ya. Ben ona bir şey demem zaten. O zaman hakem haklı. Evet. Ben vermem. Ama sana göresi bana göresi bu işi yok. Pozisyonlar bu var. İşte bir sakat var. Bu işteki sakat kelle alarak gider başkan. Kelle alacaksın. Eğer almazsan senin kellen gider. Bak unutma. Ben senden tecrübeliyim. Senden de büyüğüm. Ama illa büyük olmam, her şeyi biliyorum demek değildir ama ben oradan toz toprak yutarak geldim başkan. Milli takım forması da giydim. 17-18 sene top oynadım. 10 sene hakemlik yaptım, 5 senesi FIFA yaptım geldim. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Şu 2 hakemden birini bu akşam bitirmezsen sen gidersin. Sen de oradasın, ben de buradayım. Ben senin kötülüğün için değil, ilgin için söylüyorum. Hocam. Bu işi bitireceksin abi. Bu işi temizleyeceksiniz. Bak bu iş kara leke. Bu Galatasaray'a da Fener'e de zarar verecek. Yarın Fener'e zarar verecek bu iş. Abi. Bütün Galatasaraylılar ne öyle? Orada penaltı da vermediniz. Biz mi konuşuyorsunuz diyecekler. Beşiktaşlılar diyecek ki ya biz Adam yenseydi bu hafta bizle karşılaşacaklar. 2 hafta sonra yendik mi 3 puan diyecekler. Ya diyecekler. Haklılar da. Bir tek şey seni kurtarır başkan. Bu ikisinden birisi bitecek. Ama bunları bitirmek isteyenlerin hepsi gittiler. Bunlar kaldılar başkan. Şu var ya. Bu devamlı af oldu. Ben o başkanları da biliyorum başkan. Ben o başkanları da biliyorum da. Nihat Özdemir konuşmadı. Konuşacaktı. Bize bir sözü vardı aslında. Futbol Federasyonu'nda kurşun gelince ya Erman dedi ya şimdi Futbol Federasyonu'nda kurşun geldi ben konuşmayayım dedi. Ben de hak verdim. Yani o tam o sıradaydı. Ha. Hak verdim. Ya Özdemir konuşsaydı bayağı konuşacaktı. İyi biliyorum. Bak iyi biliyorum. Konuşsaydı. Çok dertliydi. İsim de verecekti zannediyorum. İsimler de verecekti zannediyorum. Diyorum. Başkan söylediğimi unutma. Tekrar etmek istemiyorum. Evet. Bu arada bir bilgi hocam. Bilgi önemlidir. Hüseyin Göçek bu sezon 3. kez var. VAR'da 3. kez görev yapıyor. Hep avarmış ağırlıklı olarak. VAR'daki 3. deneyimi. Zaten şey. Işte, yeni zaten oturdu şeye. Avar var gidiyor. Da var. Yani gidiyor. Avar işte daha yardımcı pozisyonunda gibi. VAR'ın yardımcısı. Vallahi ya bu adam FIFA hakemliği yaptı abi yıllarca. İşte sen diyorsun ya tecrübeliyi oraya koydum. Ya hakem değildi. İşte ya hakem değildi. Ben de tecrübeliyi koydum oraya diyor. Al sonuç. Hocam hangi maçtı hatırla? Bak tekrar ediyorum hala. Bir Galatasaray Konya maçı. Hakem Hüseyin Göçek. Konya mıydı Rize miydi ya? Hayır Konya maçı. Konya mıydı? Hakem Hüseyin Göçek sağ tarafta. Şimdi Fener'de oynayan futbolcu stoper. Topu tereyağı gibi alıyor. Serdar Aziz. Yardımcı bunun penaltı vereceğini hissediyor. Hoca diyor sakın verme penaltı değil diyor. Vardaki de girmiyor devreye. Yusuf Tamoğlu bunları bitirmeye kalkıyor. Gidiyor dinliyor. Bunlar bitecek. Maç vermiyor derken Yıldırım Demirören diyor ki ya Yusuf bunları diyor açıkla diyor ceza vereceğini. O da diyor ki açıklanmaz diyor öbür türlü olur diyor. Sen açıkla diyor ben senin arkanda dururum diyor. Bir açıklıyor. Yıldırım Demirören arkasından çekiliveriyor Yusuf'un. Yusuf da istifa ediyor. Hocam bu işler tesadüf değil hocam. Hocam kendine gel. Bak nereden geliyoruz buralara. Bu seneki şampiyonluğa da tesir etmeye başladılar. Fener olur, Galatasaray, Trabzon olur. Ya ligi dizayn mı edeceksiniz?